T24 seyircileri günaydın. Artık seçime çok az bir zaman kaldı. Son dönemeç Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da seçim öncesindeki son programımızda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu yoğun temponuz arasında evet. vakit ayırdığınız için ama sizi özellikle bugün davet etmek istedim. Çünkü akşamleyin bir yere gidiyorsak, gündüz yolda yürüyorsak, bir kahveye oturuyorsak, alışveriş yapıyorsak bütün seyircilerimizin dönüp sordukları şey aynı. Pazar günü acaba sandıklarda bir usulsüzlük, müdahale, bir takım değiştirmeler, oyunlar diyelim evet. olur mu? Bu konuda seçmen çok kaygılı. Sizden dinlemek evet. istiyorlar. Ne gibi önlemler aldınız? Yeterli olacak. Evet. Bir kere seçmenlerimize ve izleyenlere şunu söylemek lazım. Kaygılanmakta çok haklılar. Çünkü ne yazık ki kendi haklarını, hukuklarını koruyan ve yolunda işleyen ne bir hukuk sistemi var, ne YSK bu seçim sürecini olması gerektiği gibi yürüttü, ne de işler vatandaş için değil, ne yazık ki birkaç kişinin baskısıyla seçimleri usulsüz ve haksız bir şekilde iptal edildi. Yani vatandaş kaygılı olmakta haklı ama ben vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim ve seçmenlerimize de aynı zamanda. Biz nasıl 31 Mart akşamı vatandaşımızın, seçmenimizin iradesinin çalınmasına izin vermediysek 23 Haziran akşamında da kesinlikle ve kesinlikle iradelerinin çalınmalarına izin vermeyeceğiz. Her türlü hazırlıklarımız tamam. Birazdan detaylandıracağım elbette. Ben seçmenlerden, izleyenlerden şunu özel olarak bir kez daha istirham etmek ve istemek istiyorum. Siz kendinize güvenerek ve o sandıklarda sizin iradenize sahip çıkılacağını bilerek lütfen yarın gidin ve 31 Mart'ta oy kullandığınız sandıkta bir kez daha oy kullanın. Sizlere bu eziyeti tekrarlanan seçimle hem bu süreç boyunca hem de seçim günü bu eziyeti yaşatanlara rağmen biz milletin iradesini bir kez daha oradan çıkaracağız. Hazır mı dediniz? Şöyle söyleyeyim. Ha, şimdi evet. Ben şöyle sorarak başlayayım, siz diğer detayları evet. verin. Belki de bu süreçte bizi en fazla heyecanlandıran, ki bu konuda ben de yayınlar yaptım, her sandığa bir avukat meselesiydi. Evet. Çünkü hukukçuların avukatların evet. olması çok önemliydi. Bunda başarılı oldunuz mu ve ondan devamlı ne gibi evet. önlemler aldınız? Evet. Bunda başarılı olduk, şöyle söyleyeyim. Biz dün gece itibariyle hala yolda olan avukatlarımız var. Hem İstanbul'daki avukatlarımız hem bütün barolara destek veren, bu anlamda hukukun korunması ve halkın iradesinin korunması konusunda dayanışma gösterip il dışından avukatlarını gönderen bütün barolara da teşekkür ederek biz İstanbul seçimlerinin her sandığa bir avukat kampanyası kapsamında avukatlarımız yerleştirildi. Yarından itibaren okullarına gidecekler ve avukatlarımız hazır. Birincisi. İkincisi, her sandıkta sandık kurulu üyelerimiz, sandık görevlilerimiz, okul ve kat sorumlularımız, okul bilişim sorumlularımız, sandık sonuçlarını girme sorumlularımız, uzun uzun anlatmak gerekiyor belki, ilçelerde sandık sonuçlarını girecek ekiplerimiz ve aklınıza gelebilecek her türlü detay ve bu görevleri yapacak herkesin, parti okulundaki 100 küsür eğitmenimizin, 1000 küsür diyeceğim izninizle, tam rakam belki önümdedir, eğitimiyle her birinin çalışması yapıldı. Biz dün akşama kadar 3 kez de sandık sonuçlarını girmekle ilgili örgütlerimizde bu testlerimizi de yaptık. Yani şunu söyleyeceğim, akıllarına gelebilecek her türlü olumsuzluk, akıllarına gelebilecek her türlü hile bizim aklımıza hiç gelmedi ama 31 Mart öncesinde ne yazık ki rakiplerimizin aklına neler neler gelebildiğini gördük. Ben de tam onu söyleyecektim, siz bunu bize söylemiştiniz. Ya hiç düşünmediğimiz şeylerin düşünmemiz gerektiğini öğretti bu AKP'liler bize diye. Kesinlikle. Tam olarak mesela ne yapmaları gerekiyor? Birisi geldi ve bir şeyden şüphelendi, bir şey hemen doğru yapılmadı. Nereye gidecekler? Hemen yani? Söyleyeyim. Şimdi birincisi bizim okul sandıkla görevlilerimiz, okuldaki sorumlularımız, gönüllerimiz ne yapacaklarını hepsini biliyorlar. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, gönüllülere, diğer siyasi partilerin, görevlilerinin işlerini iyi yapacaklarını ve ne yapacaklarını bildiklerini bilsinler. Vatandaşımız, seçmenimiz gitti. Oyunu kullanmadan önce ya da kullandıktan sonra oylar sayılırken ya da o esnada bir aksaklık olduğunu düşündüğünde yapacağı şey, biz bugünden zaten duyurduk, 0212 706 0989 numaralı telefona bizim yarından itibaren
bu tarz vatandaşlarımızın altındaki hem soru işaretlerini hem de deneyimledikleri olumsuzlukları bizlere iletmek istediklerini iletecekleri numaradır. Şöyle gösterelim o zaman. Evet. 0212 706 0989. Her türlü hukuksal ve teknik desteği buradan alabilirler. Dediğim gibi hiç merak etmesinler. Sandıklar hakikaten bir kez daha güvenli. O sandıklara giren oylar hangi partiye verilmiş olursa olsun aynı şekilde çıkacak ve sayılacaktır. Ve biz de yarın akşamdan itibaren yine koordinasyon merkezimizde Ekrem Bey ile birlikte yine en doğru sonuçları bütün vatandaşlarımızla paylaşacağız. Peki şimdi yani son tabii. Bilmiyorum, sizler de muhakkak anket yaptırıyorsunuz. Biz bağımsız anket kuruluşlarının hepsini değil, gerçekten güvenilir ve bundan önceki performanslarına bakarak burada ağırladık. Ki bunlar arasında KON'da tabii ki Bekir Ağır'dır. Daha geçen gün benim konuğumdu ve dedi ki 10 puanlık bir fark bekliyoruz. Şimdi 10 puan tabii yüksek, belki onda bir hata payları var. Hadi diyelim ki üstte de olabilir ama biz aşağı doğru bir hata payından bahsedelim. O diyor ki 5-6 belki 7'leri görebilir fark. Birçok insan da diyor ki ya böyle tahminlerde bulunmayın. Bunlar yanlış işler, sonra hayal kırıklığına uğrarsınız. Muhakkak hani en kötüsüne hazır olun ve bu birazcık manipülatif. Siz mi manipülatif buluyor musunuz bu puan farkı, yoksa sizin ki araştırmanızda da böyle şöyle mu? Biz elbette hem araştırmalar yapıyoruz, onları değerlendiriyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimlere göre değerlendirmelerimizi de yapıyoruz. Açıkçası kamuoyunda neler söyleniyor, ne kadar fark var yoğunluktan ve işlerimizi yapmaktan takip edemiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki İstanbul'da yaşayan 16 milyon İstanbullu 31 Mart akşamı ki iradesini 6 Mayıs'taki YSK darbesiyle gasp edildiğinin farkında. Hiç oran vermeyeceğim, rakam vermeyeceğim ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyeceğim. 23 Haziran akşamında çok daha büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu'nun gasp edilen hakkı geri verilecek diyebilirim. Kesinlikle. Güven içinde giriyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Kafanızda hiçbir soru işareti yok. Şunu sormak isterim. Şimdi yine bu dolaşan çok sorular geliyor da oradan da. Türk Hava Yolları uçakları iptal ediyor, vapur seferleri iptal ediliyor, yok işte dolmuş seferlerine engel konuluyor, taksiciler şeyi almıyorlar, seçmeni almıyor. Bunlar doğru mu? Şimdi şöyle, bunları münferit olumsuz örnekler olabilir ama bunun böyle bir sefer iptali, işte İDO'nun seferlerinin işte sonra sefer değişikliği denildi, iptal olup yeniden konulması vesaire, aslında bakıldığında münferit örnekler olabilir ama hepsi bir arada olunca kaygılanmakta vatandaşlarımız haklı. Ben şunu söyleyeyim, her şeyi yapabileceklerini bildiğimiz için ne acıdır ki? Doğru olmamasını dileyerek ve doğru olmadığını söylemek de isterim. Ama yaptıklarını görünce doğru değildir demiyorum. Velev ki doğru bile olsa şunu söyleyeyim. İDO'nun seferleri iptal edildiği bilgisi gelip kendi ekranlarından kontrol edip iptal edildiğini gördükten sonra şunu söylemiştim. İstanbullu demokrasiye ve İstanbul iradesine sahip çıkmak için seferler iptal edilse yüzerek yine gelir diye. Benim ilgilendiğim kısım bu. Ne olursa olsun seçmenin sandığa gitme motivasyonu oldukça yüksek. Bunlar da seçmenin sandığa gelmesini engellemeyecek. Geri dönüşlerin sizi tatmin et, yani geri dönüşler sizi tatmin etti mi? İşte okulu bittiği için memleketine dönenler var. Ne bileyim, tatilciler tatile gitmeyin dendi. Hatta komik kampanyalar yürüyor. Çeşme'de mesela 34 plakalı arabaların üstüne git oyunu kullan sonra gel diye İzmirliler yazı yazmışlar. İki somut örnek vereceğim. Şimdi o yoğunlukta bir kuaföre girdiğimde hemen bir kadıncağız yanıma ulaştı. Ben 20 yıldır Fransa'da yaşıyorum. Burada seçmenim. Hiç oy kullanmadım. 20 yıldan sonra ilk defa bu seçimde oy kullanmak için geldim dedi. Tesadüfen karşılaştım. Sokaklara baktığınızda gençlerin şu anda ne kadar kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Örneğin öğrencilerin birçoğu gitmedi. Gidenler de biraz öncesini anlattığınız tarzdaki bir takım hani spontan çalışmalarla ya da spontan oluşumlarla geri dönüyorlar. Bu geri dönüşler fazlasıyla beni memnun ediyor. Vatandaş bu seçimde çok büyük farkla kazanacağız ama şunu söyleyeyim. Vatandaşlarımıza biz hep şunu söyledik ki doğru olan da budur. O gün o seçimde, yani o demokrasi seçimde, o İstanbul'da 16 milyon iradesine sahip çıkma seçiminde ben de oy vermiştim demek için bile gelip oy kullanmaları gerekiyor dedik ve bunun çok büyük karşılığı olduğunu gördük. Çok büyük farkla kazanacağız ama hep şunu söyledim sizin aracılığınızla bir kez daha tekrar etmek isterim. Çok büyük farkla kazanacağız evet ama sadece senin oyunla, yani bir
oy farkla kazanacakmışız gibi o seçime gidiyoruz dedik ve bunun da sahada oldukça olumlu yansımalarını gördük. Üç önemli sorun var. Evet. Bunları kısa kısa hemen geçelim. Evet. Birincisi, dünden beri Taksim'e polis barikatları kuruluyor ve tomalar buraya geldi. Bunu siz nasıl anlamlandırıyorsunuz? Bu, ben hatta şöyle sordum. Bu bir şey midir? Bu polis barikatlarını her bir ayda bir çıkaran bir taşeron firma vardı. O yüzden mi bunları çıkartıyor? Çünkü 15 günde bir, bir hafta, bir ayda bir biz bu tomaları ve barikatları görüyoruz. Yoksa seçmene özellikle mi bir algı yaratılıyor? Hani ortada bir stres durum var gibi. Nasıl okuyorsunuz? Hani birazcık güvenlik mesajı vermeniz gerekirse ne verirsiniz güvenlik konusunda? Şöyle bir kere şunu söyleyeyim. Seçim akşamı 16 milyon İstanbul'un halk hakkı yeniden teslim edilecek. Sadece şunu söyleyeyim. Hiç kimse korkmasın. Biz halkız. Halk da o seçimi sonuçlandırdıktan sonra gayet 31 Mart'ta olduğu gibi mağrur ve bir şekilde o 16 milyon İstanbul'un kazandığı seçimi hep bir arada birbirine kucaklaşarak kutlar. Sadece kaygı yaratmak içindir, bir anlamı yok. Dolayısıyla sandık başında işte şöyle olacak, böyle olacak. O kadar da bir güvenlik bizim, ya da polisler gelecekler, müdahale edecekler. Efendim, bunlar hep dedikodu bizim olarak. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün sandık başındaki görevlerimize hep söylediğimiz ve altını çizdiğimiz bir şey var. Bir örgütün ya da orada çalışanların en büyük gücü haklılığıdır. Biz orada görevlilerimize şunu söylüyoruz. Siz doğru olanı yaptığınızda kim gelirse gelsin, kimler gelirse kavga çıkarmayacaksınız, sakin ve sağduyulu olacaksınız. Sadece ve sadece şunları yapacaksınız ve sonrasında ıslak imzalı tutanakları aldığınızda İşinizi bitirerek oradan ayrılacaksınız. Kavga çıkarmalarına asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı kavga çıkarmak isteyenlere karşı bu işi sandık yoluyla bir kez daha demokrasiyle çözmeye çalışan bir anlayıştır. Siz buradayken hemen belki şu nasıl damga vuracaklar onu da tekrarlayalım seçmenleri. Gerçi burada gençler CHP'nin, CHP değil daha doğrusu ittifakın standlarında gerçekten çok iyi işler becerdiler, çalıştılar ama şimdi bir tane sadece bir pusula olacak artık ve adayların isimleri olacak değil mi? Bu kadar. Damgayı basıyorsunuz, kapatıp zarfa koyuyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bu kadar. Başka hemen şöyle. Seçmenimiz bir kere gittiğinde oy kullanmaya cep telefonunu içeri almaması lazım ki sandık kurulu üyeleri de bunu yarmakla mükellefler. Bir sandık, bir zarf ve bir pusula olacak. Pusulanın da zarfın da mühürlü olup olmadığını seçmenlerimiz de kontrol edebilirler ki bizim sandık görevlerimizi zaten kontrol etmiş olacaklar. Girdiklerinde hangi partiye oy vermek istiyorlarsa eğer o partinin üstte logosu, altta da adayın ismi var. O adayın isminin olduğu yere mühürü basabilirler. Sınırları taşmadığı sürece, o partili sınırları taşmadığı sürece her yere mühür basmaları oylarını geçerli kılar. Diğer tarafta da bağımsız adayların isimleri var. Uzun bir oy pusulası biliyorsunuz. Mühür bastıktan sonra ters çevirerek katlayıp zarfa koymaları durumunda işlemi bitirmiş olacaklar. Ve çıkışta da imza veriyorlar zaten. Elbette. Zarfı atıyorlar. Evet. Bunu da tekrarlamış olalım. Tabii. Çünkü herkes biraz nasıl Tabii. olacak diye. İki son soruyla yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Sizin de yoğun temponuz var. Şimdi 31 Mart seçimlerinden önce de olmuştu. Abdullah Öcalan'ın avukatlarına görüşme izni çıkmıştı İmralı'da. Şimdi de dün bir mektubu tartıştık, konuştuk. Gün boyunca T24'te özel haberleriyle aktardı. Siz tabii ki Kürt seçmen İstanbul'da çok önemli. Nedir mahallelerden aldığınız geri dönüş? Bu mektup olayı, bu siyasi tartışmalar etkilemiş midir Kürt seçmenin oyunu? Evet. Dünden bugüne bu sabaha bir anda öyle mi deyip oy değiştirmiş olmalarına imkan var mı Kürt seçmenin? Ne mutlu bana ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi sadece seçim dönemlerinde sırf kazanmak için stratejisini değiştiren ya da her şeyi yapabilen bir siyasi anlayıştan değil, seçim değil, ülkenin geleceği, aydınlık geleceği için tutarlı bir çizgide siyaset yapan bir partinin il başkanı olduğum için biz 31 Mart öncesinde ne söylediysek 23 Haziran'a kadar da aynı şeyi söylüyoruz. Ve biz 16 milyon İstanbullu ile ittifak yapmıştık. Ve bizim ne mutlu ki içinde her rengi, her kimliği, her sesi barındıran 16 milyon İstanbullu ile olan ittifakımız oldukça iyi bir şekilde gidiyor. O yüzden hiçbir problem olmadan 23 Haziran'da da bu ittifakın nasıl güzelliklere vesile olduğunu göreceksiniz. Biliyorum ki siz bütün milletvekilleriyle ama sizin şahsınızda da
özellikle AK Parti seçiminin, seçmeninin, özür dilerim, ve kadın seçmeninin, genç seçmenin olduğu yerlere gittiniz. Evet. Pazarlarda çalışma yaptınız, ev ziyaretleri yaptınız, öğrencilerle bir araya geldiniz. Bu seçimde AK Parti'ye zamanında oy vermiş ama bugün belki kararsız kadınlardan ya da gençlerden, evet, ne bekliyorsunuz? Onların oy vereceğini düşünüyor musunuz? Nabzı nasıl aldınız? Kesinlikle verecekler. O kadınlara ben sadece şunu söyledim. Kadının aklı üzerinden değil, kadının dış görünüş üzerinden siyaset yapan anlayış kim olursa olsun, kadını özgürleştirmek yerine kadını hakikaten tırnak içinde söylüyorum, kullanan bir anlayış değil. Sandığa gittiğinde sadece bir şey söyle, düşünün dedim o kadınlara. Siz o sandığa gittiğinizde kendi geleceğinizi, çocuğunuzun geleceğinizi ve evinizdeki geçim derdini kimin düşündüğünü düşündüğünüzde en doğru karar vereceksinizdir dedim ve göreceksiniz. Geçmişte AKP'ye oy vermiş kadınlardan bu seçimde, hatta 31 Mart'tan da daha fazla Ekrem İmamoğlu'na oy verecektir. Çünkü Ekrem İmamoğlu bu kenti yönetirken kentin öncelikleri arasında çocukları ve olması gerektiği gibi, bu bir marifet değil, aslında yapılmayan, bugüne kadar yapılmış olması gereken kadınları ve kadın istihdamından tutun da kadının her anlamda özgürleşmesine dönük bir sürü projeyi de hayata geçireceğini kadınlar anlattı. Peki yarın herhalde kısa sürecek, çok fazla beklemeyeceğimizi düşünüyoruz sonuçların çıkmasını. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı yarından ilgili? Bilmiyorum, evet, ne mesaj vermek istersiniz? Eklemek istediğim şey, seçmenlerimize gideceklerini biliyorum ama şunu söyleyeyim, bu demokrasi zaferinde fark ne kadar fazla olursa olsun herkesin bir oyu kıymetli olacak. Çünkü gelecekte bu seçim tarihe demokrasi zaferi olarak yazılacak bir seçim olacaktır. Bir kez daha söyleyeyim, gönülleri rahat olsun. Hem görevlilerimiz, hem tüm milletvekillerimiz, hem 81 ilden gelen il başkanlarımız, İstanbul'da olan belediye başkanlarımız, geçmiş dönem yöneticilik yapan bütün yöneticilerimiz ilçelerde, mahallelerde ve okullarda, biraz önce saydığım görevli arkadaşlarımıza ek olarak sürekli orada olacaklar ve 16 milyon İstanbul'un iradesini koruyacağız. Bu mekanizmayı öyle bir kurduk ki gönülleri rahat olsun, oy versinler, o teslim hakkı yeniden teslim edelim birlikte diyorum. Çok teşekkür ediyoruz Canan Kaftancıoğlu'na. Gerçekten kendisi de bir nakış işler gibi neredeyse diyelim, en ince ayrıntısına bakarak bir seçim süreci götürdünüz. Yani bütün, evet, bu organizasyon ve teşkilatlanma. Çok teşekkür ederiz. Yarın hep birlikte izleyerek göreceğiz sonuçlar. Bakalım İstanbul için nasıl olacak? En güzeli olsun tabii ki İstanbul, tabii, için. Eşi benzeri bulunmaz bir şehir. Başarılar diliyorum. Hepimize. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.